Gün Medya sunar. Deve erkek mi, dişi mi? Yoksa Muaviye ne derse o mu? Bir gün Hazreti Ali taraftarlarının yoğun olduğu Kufe'den birisi devesiyle Şam'a gelmiş. Şam sokaklarında dolaşırken biri ona yanaşmış ve "Ver o dişi deveyi bana, o benim" demiş. Tartışma büyümüş. Kufe'den gelen adam "Bu deve benimdir, üstelik dişi değil, erkektir" diye itiraz etmişse de anlaşamamışlar. Konu Muaviye'ye yansımış. Halk meydanda toplanmış. Muaviye Kufe'den gelenle Şam'da deveye sahip çıkan yerliyi dinledikten sonra kararını açıklamış. "Bu dişi deve Şamlınındır." Sonra toplananlara dönmüş ve sormuş. "Ey ahali, bu dişi deve kimindir?" Ahali hep birlikte bağırmış. "Şamlınındır." Kufeli şaşkın bir vaziyette devesinin ardından baka kalırken Muaviye onu yanına çağırmış. "Ey Kufeli, dinle. Sen de ben de biliyoruz ki bu deve senindir ve dişi değil erkektir. Ama sen Kufe'ye dönünce gördüklerini Ali'ye anlat ve de ki Şam'da öyle bir ahali var ki erkekleri de dişileri de onların cinslerine değil Muaviye'nin ağzına bakarak konuşuyorlar. O dişiye erkek dese ya da erkeğe dişi dese hepsi ona itaat ediyor. Ona göre ayağını denk al." Profesör ve öğrencisi. Profesör bir öğrenciyi kürsüye çağırıp "Anlat dersi" demiş. Öğrenci başlamış anlatmaya. Hoca "Şimdi kürsünün üstüne çık ve devam et." Öğrenci kürsüye çıkıp devam etmiş. Hoca "Kürsünün üstüne bir sandalye koy. Üstüne çık ve devam et." Öğrenci denileni yapmış. Hoca "Şimdi de sandalye üstüne tabureyi koy ve devam et." Öğrenci artık düşmemek için dengesini kontrol ederek konuştukça dediklerinde tutarsızlıklar başlamış. Hoca dersi bitirmiş ve demiş ki "İnsan yükseldikçe dediklerinde tutarsızlıklar olur. Çünkü artık beyin söyleneni değil, bulunan yerden düşmemeyi önceler." İki farklı hikaye, farklı gibi gelen iki konu ve alınacak dersler. Alabilirsek tabii. Aslında hepimiz kişisel hayatlarımızda şu veya bu boyutta, şekilde, hikayelere konu örnekleri o kadar çok yaşıyoruz ki. Ama kanıksıyoruz, aldırmıyoruz, önemsemiyoruz. Halbuki "Uydum imama" diye sadece namazda söyleriz. Ama zaman zaman basiretimiz mi bağlanıyor yoksa akıl gözümüz mü kör oluyor, Muaviye'nin ahalisi gibi olabiliyoruz. Belki de bir inat uğruna yapmıyor muyuz bizler de erkek deveyi dişi? İddia etmiyor muyuz siyahı beyazmış gibi? Bazen kişisel hırs, menfaat ve tarafgirliğimiz kendimiz bile inanmadığımız konuda inat ve ısrar ettirmiyor mu? Aslında hepimiz biliyoruz ki yükselmek, yükseğe gelmek zordur. Ama şunu da biliriz ve bilmeliyiz ki yüksekte kalmak, kalabilmek, yüksekliği koruyabilmek çok daha zordur. Taviz verdirir, mütecaviz oldurur, esası kaybettirir, dikkati dağıttırır, korku yaşatır, kaygılandırır ve son tahlilde hedeften uzaklaştırır, özü unutturur, öncelikleri değiştirir. Yüksekler araç iken amacını oluşturur. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya sundu.